Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve ala alihi ehli beytihi tayyibin tahirin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in min al-ana ila qiyam yawmiddin. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadakallahu aleyhi'l azim. Allah ibadet, itaatlerimizi kendi katında kabul buyursun. Emir-i Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam'ın dinin kıvamı, dayanağı hadisini arz ediyordum. Emir-i Müminin şöyle buyuruyor. Kale Emir-i Müminine kıvamuddin bi'arba'a. Dinin kıvamı, dayanağı, sütunu şu dört şeydir. Bi alimin natiqin musta'milin leh. Konuşmasını bilip ilmine amel eden alimler. Ve bi ganiyyin la yabghalu bi fadlihi ala ehli dinillah. Malının farizesini dindarlara vermekten esirgemeyen zenginler. Ve bi fakirin la yebi'u ahiretehu bi dünyahu. Ahiretini dünyasına satmayan fakirler. Ve bi cahilin la yetekebberu an talebil ilm. İlim öğrenmekte gurur ve kibir etmeyen cahiller. Dinin kıvamı, dayanağı şu dört gruptur. Konuşmasını bilen, ilmine amel eden alim, dünyasını ahirete, ahiretini dünyasına feda etmeyen, malının farizesini veren zengin ve ilim öğrenmekten utanmayan, sıkılmayan, kibirlenmeyen cahiller. Daha sonra Emir Ali Müminin şöyle buyurdu. فَاِذَا كَتَمَ الْعَالِمُ عِلْمَهِ وَبَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَالِهِ وَبَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِالدُّنْيَاهِ وَاسْتَكْبَرَ الْجَاهِلُ عَنْ تَلَبِ الْعِلْمِ. Alim ilmini gizlediğinde, zenginler malının farizesini vermediğinde, fakirler ahiretini dünyasına feda ettiğinde, cahiller ilim ve kitap irfan öğrenmekten gurur ve kibire kapıldığı dönemde رَجَعَتِ الدُّنْيَا اِلَى وَرَائِهَا الْقَحْطَرَى فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ كَسْرَةُ الْمَسَاجِدِ ve ecsadı kavmin muhtelifetin. Böyle bir zaman olduğunda, böyle bir dönem geldiğinde dünya gerisin, geriye döner. O gün, o dönemde camilerin çokluğu, insanların çokluğu sizi aldatmasın, sizi yanıltmasın. Kıyle ya emirel müminin keyfel eyşü fi zalike zaman. Ashab dedi ya emir el müminin, böylesi bir günü derk eder isek, böylesi bir dönemde ne yapalım, nasıl yaşayalım, tabiri caizse hangi yolu takip edelim? Emir el müminin şöyle buyurdu. Fekale halituhum bil berraniyeti yani fi zahir. Zahirde onlarla beraber olun. Onların içinde olun. Onlarla beraber olun. Ve halifuhum fil batin. Ama batında
onlardan uzak olun, onlardan beri olun. Onlarla beraber olmayın. Neden? لِلْمَرْءِ مَكْتَسَبَ وَهُوَ مَعَ مَنْ اَحَبَّ وَانْتَزِرُ مَعَ ذَٰلِكَ الْفَرَجَ مِنَ اللّٰهِ اَزَّ وَجَلَّ Çünkü onlarla beraber olur iseniz, onlarla bir ortamı paylaşır iseniz, zahirde, batında muhalif olmaz iseniz, çünkü herkes yaptığını görecektir ve herkes sevdiğiyle birliktedir. Kimi sevmiş isen sen onunla beraber olacaksın. Emir Ali Mümin'in dinin kıvamının dördüncüsünü ilim öğrenmekten utanmayan cahiller olduğunu beyan buyurmuş. Dinin dört sütunundan birisi İlim tahsilidir, ilim tahsil etmektir. Daha önce de zikrolunduğu gibi toplumda fakir, zengin, siyah, beyaz, çirkin, güzel bir sünnetullah'tır. Ve ilahi mukadderattır bu. Kaçınılmazdır, toplumda olması gerekiyor. Ve yine toplum, dünyaya masumlar dışında alim ve bilge kimse dünyaya gelmemiş. 14 tane masum var. Bunlar sadece alim ve bilge olarak dünyaya gelmişler. Bunun dışındaki herkes ne yapmalıdır? İlim tahsil etmelidir. İlim, irfan öğrenmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ilim ve irfana verdiği önem, dinin ve şeriatın ilim öğrenmeye verdiği önemi biz Peygamberimizin ve Kur'an'ın buyruğunda açık ve net bir şekilde görmekteyiz. Allah Azze ve Celle ilk ayetini gönderdiğinde ikra diyerek buyuruyor. Okuyun, oku. İlim tahsil edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ömrünün son anlarına kadar talab-ül ilm farizatun ala kulli muslimin. İlim tahsil etmek tüm Müslümanlara farzdır. Bilmediğin bir şeyi öğrenmek zorundasın. Farzdır sana. Ya buyurur utlub-ül ilm minel mehd ile leht. Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin. Yani bir yaş sınırı tayin edilmemiştir. Yaşım geldi, 70-80 oldum, artık bizden geçti değil. Hayır, ilim tahsil edeceksin. Bilmediğini öğrenmeye çalışacaksın. Soracaksın, soruşturacaksın. Kitap okuyacaksın. Buyurur, alimlerden birisi son demleriydi. Artık hasta yatağındaydı. Bir alim arkadaşı ziyaretine gitti bunun. Oturdu başucunda, gözünü açtı, arkadaşını gördü başucunda. Kısık bir sesiyle dedi, bir konu çok zihnimi karıştırıyor. Bunun cevabını bilmiyorum. Nedir acaba? Sorusunu sordu. Alim arkadaşı dedi, artık gidiyorsun. Son anlarındır. Yani bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Yine kısık sesiyle, bilerek gitmem mi iyidir yoksa cahil olarak mı gitmem iyidir? Değerli müminler, son anımıza kadar öğrenmeliyiz. Öğrenmeyi terk etmemeliyiz. Zaten bugün ümmetin başına gelen bu belaların ana nedeni cehalettir. Ana nedeni ilim tahsilinden, irfanından mahrum olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Utlubul ilm velov bissin. Çin'de de olsa gidin ilim tahsil edin. Ayetullah Mekarim Şirazi güzel bunu tefsir etmiş. Buyuruyor Ustad. Niye Çin'e bizi yönlendiriyor Peygamber? O günün coğrafya şartlarına baktığımızda Medine bir tarafta, Çin bir tarafta, dünyanın öbür ucunda. İlim öğrenin, fıkıhtır, kelamdır, usuldur, mantıktır, her şey peygamberin yanında, Medine'de mevcuttu. Niye peygamber bizi gönderiyor oraya? Yani gidin ilim öğrenin, tıp ilmi oradaysa gidin onu alın. Mimarlık ilmi oradaysa gidin alın. Fizik, kimya oradaysa gidin alın o ilmi. Öğrenin, ilim tahsil edin. Çünkü ilim, değerli müminler, ilim arkadaştır insana. İlim insanlarla irtibat vesilesidir. İlim yol gösteren mürşittir.
İlim hakikatta en iyi arkadaştır insana. Allah Emir el-Mü'minin İmam Ali aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. İlim öğrenin. Çünkü tahsili farzdır. İlim öğrenmek farzdır. Kardeşler arasında irtibat vesilesidir. Yol gösteren bir mürşittir. Toplantıların ziyneti, süsüdür. Yolculukta en iyi arkadaş ve yalnızlıkta en güzel dosttur insana. En güzel dosttur. İmam Zeynel Abidin aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Buyuruyor ki, dünyada bir tek Kur'an ve ben kalır isemse asla canım sıkılmaz benim. Herkes yok olsa bir Kur'an-ı Kerim olsun asla canım sıkılmaz. Dolayısıyla alimler, ilim ehli olanlar, ilimle meşgul olanlar asla canları sıkılmaz, asla tedirgin olmazlar. Lokman'ın oğluna nasihatleri var. Çok meşhur nasihatleri var. Nasihatlarının birisinde şöyle zikredilmiştir. Lokman şöyle dedi oğluna: Ya buneyye, ic'el fi ayyamika ve leyalika ve sa'atika nasiban leke fi talabil ilm. Fe inneke len tecide lehu tazyi'an misli terki. Ey oğlum, gününün, gecelerinin, saatlerinin bir kısmını ilim tahsiline ayır. Kitap okumaya ayır. Çünkü vaktin en ölü zamanı ilim öğrenmediğin zamanlarındır. Biz ne haldeyiz değerli müminler? Hangimiz kaç tane kitap okuyoruz? Ya da hangimiz günde ne kadar kitap karıştırıyoruz? O kadar meşgale bizi almış ki, o kadar dünya bizi kendisiyle meşgul etmiş ki, o kadar sanal alem bizi bedbah etmiş ki, artık aile düzeni bitti. Artık aile arası muhabbet bitti. Baba oğul ilişkisi bitti. Anne kız ilişkisi bitti. Eşler arasında ilişki artık bitmek üzeredir. Lokman der, ey oğlum, günlüğün en ölü vakti ilim tahsili etmediğin vakitlerdir. Emir el-Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. İlim öğrenin ki öğrenmek hasanedir. İlim tahsil edin ki hasanedir. Öğretmek tesbihtir. Hani öğreniyorsun, iki kişi oturup öğretiyorlar ya birbirlerini. Yeminler olsun, Allahu Ekber zikrinden daha faziletlidir o. Subhanallah zikrinden daha faziletlidir ilim tahsili etmek. Konuşulması cihattır. O konuştuğun aslında sanki savaş meydanında düşmana karşı kılıç kalkan kullanıyorsun. Bilmeyene öğretmek sadakadır. Korku ve vahşette arkadaş hemdemdir. Düşmana karşı silah, dosta karşı zinettir. Bugün düşmanlar bizi bununla vurmamaktalar mı? Bu ilimle vuruyorlar bizi. Bütün gelişmiş silahlar bunlar üretiyorlar, onlarla vuruyorlar. Sanal alemi, interneti hepsini ellerinde bulundurmuşlar. Bir de bununla vurmaktalar. Hem zahiri hem manevi bizi vurmaktalar. Hadislerin de buyruğuyla dünya ve ahiretin sevabının çoğu ilim tahsil edenlerle beraberdir. İlim tahsil edenlerin elindedir. İnsanlara hizmet edenler var ya, insanlara hizmet eden alimler, doktorlar, mühendisler, yol gösterenler, avukatlar, toplumun işiyle ilgilenenler var ya, bunlar Allah'ın rızayetini gözetseler, verecekleri hizmetlerde para, makam, mülk değil de Allah'ın rızayetini, insanlara hizmet diye koyulurlarsa emin olun her iki dünyanın saadetine ulaşırlar. Hem dünyada aziz insanlar olurlar hem de kıyamette Allah'ın vaat ettiği cennete giren insanlardan olurlar. İlim öğrenmekten zaten asıl hedef budur, topluma hizmettir. İlmin tahsilindeki hedef topluma hizmettir. İnsanlara hizmet olmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ve innel melaikete letaz'u ecnâhi ecnâ
hataha li talibil ilm ridan bih ve innehu yastaghfiru li talibil ilm men fis semai ve men fil ard hatta li huti fil bahr. Melekler ilim tahsil edenin ayakları altına kanatlarını sererler. Yani o kadar faziletli kişisin ki ayağını yere basma. Bu melekler kanatların üzerine bas. Gök, yer, hatta denizdeki balıklar, yaratıklar onun için istiğfar eder Allah'a. İmam Zeynelabdin aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor yine. İlim tahsili eden evinden dışarı adımını attığı andan itibaren bastığı her yer kuru, yağış, toprak, taş, ta yedi kat yere kadar onun için tesbih eder, mağfiret dilerler. Dolayısıyla ilim tahsiline koşulmalıyız. Evlatlarımızı teşvik etmeliyiz okumalarına. İlim tahsili etmeye yönlendirmeliyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ilim tahsili uğrunda ölenleri şehit olarak tanıtmıştır bize. Şöyle buyuruyor. İza ca'al maut talibel ilm ve huwa ala hadhil hal mata şehiden. İlim tahsili esnasında ölen şehit olarak dünyaya göçer, dünyadan gider. Ebu Zer Gaffari Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den şöyle naklediyor. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم كتب الله له بكل قدم ثواب نبي من الأنبياء. Şöyle buyuruyor. Ey Ebu Zer, ilim tahsili ve arayışı için evinden çıkan kimseye yüce Allah attığı her adımda peygamberlerinden bir peygamberin sevabını verer, sevabını inayet eder. Dolayısıyla öğrenci sabah evinden dışarı çıkıp okuluna gitmesi ibadettir. Üniversite sıralarına oturmak ibadettir. Bir hastayı tedavi etmek, bir sıkıntısı olanın sıkıntısını dinleyip onun sorununa çare olmak için ilim tahsil etmek sevaptır. Bu uğurda ölmek ise ibadettir. Emir el-Mü'minin İmam Ali aleyhissalatü vesselam insanları üç gruba ayırmıştır değerli müminler. Şu anda biz şu üç grubu zikredeceğim. Biz hangi sınıftanız ona bakmalıyız. Hangi sınıftanız şu üç grubun? Kumeyl bin Ziyad, meşhur Kumeyl duasını okuyorsunuz ya, dinliyorsunuz ya. Kumeyl naklediyor Emir el-Mü'mininden. Kumeyl şöyle diyor. Emir el-Mü'minin İmam Ali aleyhissalatü vesselam benim elimden tutup şehrin dışına çıkardı. Kufe'nin dışına çıktık. Bir sahraya geldik, çöle geldik. Emir el-Mü'minin uzun bir ah çekti. Dertli, gamlı bir ah çektikten sonra şöyle buyurdu. Ey Kumeyl, bu kalpler bir çeşit kaptır, tabaktır. En hayırlısı ise içinde en iyi koruyandır. İçine bırakılanı koruyandır. Ey Kumeyl, sana söyleyeceklerimi belle ve aklında tut. Bunları unutma. Ve şöyle buyuruyor Emir el-Mü'minin. En-nâsu selâsetûn. İnsanlar üç gruptur. Fe'âlimun rabbaniyûn. Bir, Rabbani alimlerdir. Yani müştehitlerimiz, fakihlerimiz. Bunlardır. İkinci grup. Ve mute'allimun alâ sebîli necâtin. İkinci grup. Kurtuluş için, kendilerini kurtarmak için ilim öğrenen, ilim tahsil eden öğrencilerdir. Yani herkes sadece üniversiteye giden, okula giden, dini havzalarda ders okuyan murat edilmemiştir.
burada 80 yaşında bir amca kendisini kurtarmak için kitap karıştırıp okuyor ise, alim dinliyor ise, güzel bir söze kulak veriyor ise bu öğrencidir. Üçüncü grup ise وَهَمَجُنْ رَعَاءٌ اَتْبَاءٌ كُلِّ نَعِقْ يَمِلُونَ مَعَ كُلِّ رِحِينَ. Allah üçüncü gruptan etmesin bizleri. Geriye kalanı ise her sese uyan, bilip bilmeden her duyduğu sesin peşine koşulan, her esintiye kapılıp giden değersiz sineklerdir. Değerli müminler, bu hangi sınıfta olacağımızı kendimiz belirliyoruz. Değersiz sinekler mi olmalıyız? Alimi Rabbani mi, ilim öğrenen mi? Dolayısıyla ilim öğrenen olmamız gerekiyor. İlim tahsili eden olmamız gerekiyor. İlim öğrenmeyenler, ilim tahsili etmeyenler, Emir el-Mümin'in buyuruyor ki, ne ilim nuruyla aydınlanmışlar bunlar ve ne de sağlam bir desteğe sığınmışlar. Bunların hiçbir tutanağı yoktur. Çünkü rüzgar nereden esse sinekler gibi rüzgar onları alıp sağa sola savurur. Ama ilim tahsili eden, irfan tahsili eden, ders okuyan birisi itikat ve inanca sağlam ayaklarıyla yere basabilmektedir. Allahu Azze ve Celle bizleri ilim tahsili eden müminlerden karar kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî lâ yebliğû mithatahul qâilûn ve lâ yuhsâ ni'mâhul addûn ve lâ yu'addû hakkahul muctehidûn. Vessalâtu vesselâmü alâ Resûlillâh ve alâ vesiyyihi emîril mü'minîn Ali ibni Ebi Talib ve ala Sıddıkatı Tahire Fatimete Zehra Seyyidetin Nisa'il Alemin ve ala Sıbdi Rahme El-Haseni Vel-Hüseyin Seyyida Şebabi Ehlil Cenne ve ala Ali İbnil Hüseyin ve Muhammed İbni Ali ve Ci'far İbni Muhammed ve Musa İbni Ci'far ve Ali İbni Musa ve Muhammed İbni Ali ve Ali İbni Muhammed ve Hasan İbni Ali ve Halef-i Kaim-i Mehdi Hüccetike ala ibadik ve umenaike fi biladik. Ya ibadallah, usikum ve nefsi bi takvallah ve ittibaihi emrihi ve nehyi. Öz nefsi emmaren başta olmak üzere hepinizi ilahi takvaya davet ediyorum. Onun emir ve yasalarına uymaya davet ediyorum. Değerli müminler, kulu saadete, kurtuluşa, güzelliğe götürecek en güzel yol azığı takvadır. En güzel yol azığı bineği takvadır. Allah bizleri takvalı olan, Allah bizleri ona samimi bir şekilde kul olan salihlerden karar kılsın. Üç aylar yarın başlıyor. Yarın Recep'in birisidir. Değerli müminler, hazırlık ayıdır. Recep ayı hakkında hadiste şöyle buyurulmuştur. Recep şehrullah ve Şaban'u şehri ve Ramazan'u şehru ümmeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban ayı ise benim ayımdır. Ramazan ayı ise ümmetin ayıdır. Neden Peygamberimiz Recep ayına şehrullah demiştir? Niye Allah'ın ayı olarak tanıtmıştır? Çünkü bu ayın bir özelliği var. Bu ayın kendine has bir özelliği var. Duaların kabul olunduğu aydır bu ay. Recep ayı duaların kabul olunduğu aydır. Çok ilginçtir. Dün büyük bir ustattan dinledim. Recep ayının dualarına bakıldığında Recep ayının dualarında genelde hep Allah'tan hacet isteme zikrolunmuştur.
Allah'tan bir şeyler isteme var Recep ayının dualarında. Üstad buyuruyordu ki hatta İslamiyet'ten önce cahiliye döneminde de Recep ayı kutsaldır. Recep ayında hacetlerin, arzu isteklerin verildiğine inanılıyordu. Müşrikler dahi Recep ayında beklerdiler. Recep ayında dua edip dualarının karşılığını almayı. Cahiliye döneminde de bu vardı. Recep ayının dualarına göz atıldığında daha ilk duasında şu ibare ver. Ya men yemliku havaice sailin. Ey salihlerin hacetini elinde bulunduran Allah'ım. Tüm hacetler onun elindedir. Ve ya'lemu zemira samitin. Ve susanların sırrını bilen Rabbim. Ya yine Recep ayı her gün namazdan sonra okunan mustahap duada şöyle zikredilmiştir. Ya men yu'til kesira bil galil. Ey aza çok karşılık veren. Az bir ibadete çok karşılık veren. Ya men yu'til galil. Ya men yu'til kesira bil galil. Ya men yu'ti men se'ele. Ya men yu'ti men lem yes'ele. Ey aza karşılık çok veren, ey rahmet ve şefkatinden dolayı isteyene de istemeyene de veren. Sana yalvarıyorum, dünya ve ahiret hayrının hepsinden bana da nasip buyur. Hep Allah'tan isteme var. Yalvarma var, Allah'tan bir şeyler isteme var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bu ayın faziletinde. Feiza dakhala şehru recep yunadi zalikel meleku kulle leyletin minhu ila sabah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz yüce Allah 7. gökte bir melek görevlendirmiş. O meleğin ismi da'idir. Yani davet edendir. O melek Recep ayı girdiği zaman akşamdan sabaha kadar şöyle feryat eder, nida eder, seslenir. Tûbe lizzâkirîn, tûbe litta'in. Ne mutlu zikredenlere, ne mutlu itaat edenlere, Allah'a kul olanlara. Yegûlullah, Allah şöyle buyuruyor. Ene celîsum men zâleseni. Ve muti'u men eta'ani ve gafiru men istagfereni. Yüce Allah şöyle buyurar. Benimle sohbet etmek isteyenlerle sohbet ederim. Bana itaat edene itaat ederim. Dikkat edin, cümleler hassas cümlelerdir. Allah böyle benimle oturanla oturup sohbet ederim. Bana itaat edene itaat ederim. Benden bağışlama isteyenleri, aff isteyenleri affederim, bağışlayarım. Eşşehru şehri. Çünkü ay benim ayımdır. Recep ayı benim ayımdır. Vele abdu abdi. Kul da benim kulumdur. Mihriban, şefkatli Allah'ın kuluyuz biz. Ve rahme rahmeti. Rahmet de benim rahmetimdir. İstediğim şekilde rahmetimi verebilirim. Femen da'ani fi haza şehr. Ecebtuhu. Kim bu ayda bana dua eder ise icabet ederim. Ve men se'eleni a'teytuhu. Kim benden bir şeyler isterse veririm ona. Ve men istehdeni hedeytuhu. Kim hidayet arzularsa, hidayet isterse onu hidayet ederim. Ve cealtu haza şehra hablen beyni ve beyne ibadi. Ben bu ayı kendimle kulum arasında bir ip kararı kıldım. Yani sarılın bu ipe müminler. Allah ipi indirmiş. Allah'a ulaşan ip inmiştir. Ben kendimle kul arasında ip karar kıldım bu ayı. Femen i'teseme bihi vesele ileyye. Kim o ipe sarılır ise, kim o ipten tutar ise bana ulaşır. Değerli müminler, yarın böylesi bir ip uzatılıyor yeryüzüne. Yarın Recep ayı başlıyor.
Ramazan ayının tabiri caizse hazırlığı, mukaddimesi yüz tuttu bize. Değerini bilelim, kıymetini bilelim. Diğer günlerden farklı olsun. İbadet, itaate yönelin. Hiçbir şey bilmiyor isek zikredin. Tesbih elinizde gününüzü zikir ile geçirin. Bu ayın bir takım amelleri var. Yarın yapılması sünnet, mustahap olan ameller var. Oruç tutmak. Sağlıklı olanlar oruç tutsun yarın. Yarın oruç tutun. Gusül etmek, boy abdesti alın. Sabah kalktığınızda güzel boy abdesti alın. Recep ayının boy abdestini alıyorum niyetiyle. İmam Hüseyin'in ziyareti. Hala İmam Hüseyin'e ulaşamıyoruz. İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselama gidemiyoruz. Uzaktayız. Yüzünüzü döndürün İmam Hüseyin'e, Kerbela'ya taraf. Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah. Selam olsun sana ey Hüseyin. Yakın olsaydım ziyaretine gelecektim diye İmam Hüseyin'e selam verin hiç olmazsa. Ve daha her günün ameli, duaları dua kitaplarımızda mevcuttur. İnşallah müracaat edersiniz. Allah inşallah hepinizden bu ayın güzelliklerini kabul buyursun. Allah Recep ayını bize mübarek, bereketli kılsın. Ümmete, İslam alemine vahdet, birlik, beraberlik, güzellikler vesilesi karar kılsın. Dünyadan geçen müminini, müminatın ruhlarını şad eylesin. Sahibimiz, Mevlamız, İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselamın zuhurunu tez eylesin.